Sayın Başkanım, şöyle hemen bir demeç alalım. Bu değişimi nasıl değerlendireceksiniz? Yani Türkiye'de yargı krizinin bulunduğu bir ortamda böyle bir değişikliği sağladık. Bu çok önemli. Yargı açısından çok önemli. Avukatların çok ciddi sorunları vardı. Türkiye'de savunma hakkının son derece kısıtlı bir döneme doğru girdiği, otoriter yönetimin öncelikle avukatların üzerine yürüdüğü bir dönemde gerçekleştirdik. Onunla ortak olan bir yönetimi burada yönetimden uzaklaştırmış olduk. Bu açıdan çok önemli. Ve ben öyle sanıyorum ki yani Türkiye'deki değişimin hangi ölçülere geldiği ve hangi noktada bulunduğu açısından son derece önemli. Yani avukatların örgütlü gücünün bir yönetim değişikliği gerçekleştirdiğinin çok ötesinde anlaşılması gereken bir büyük değişimin bugün burada gerçekleştiğini sanıyorum. Bu açılardan değerlendirmek lazım. Aslında Türkiye tam da değişimin sancılarını çeken bir noktada. Türkiye'deki değişim Baro'daki başkanlık değişimiyle birlikte start aldı diyebilir miyiz? Özellikle yargı anlamında. Aynen. Yani söylediğim gibi sadece bu açılardan değil. Bu açılar önemli. Yani mesleki açıdan önemli, avukatlar açısından önemli. Ama dediğim gibi yani Türkiye giderek otoriterleşen bir yönetim tarzı içerisindeydi. Bu yönetim tarzının kendi içerisinde otoriterleşmesinin yargıda önemli bir rolü vardı. Özellikle de siyasal iktidar yargıyı siyaset stratejilerinin bir parçası olmaya dönüştürmüştü. Ona karşı çıkan baroların üzerine yürüyüp onları çoklu baro şeklinde örgütlemişti. Bugün biz burada Türkiye avukatlarının İstanbul Barosu olarak %50'si, %33'ünü, 3'te 1'ini temsil eden bir grup olmakla birlikte genel kurulda sadece %4 oranında temsil edilmiştik. Bütün bunları bir araya topladığınız zaman kazanılan zaferin aslında ne anlama geldiği çok daha iyi anlaşılıyor diye düşünüyorum. Türkiye değişiyor. Bir şeyler değişiyor. Ve bu değişimin belki de kıvılcımları ortaya çıkmıştı ama bugün artık o kıvılcımların bir yangın yerine dönüşebileceğini görebiliyoruz. Değişecek ve Türkiye'de yargı da bağımsız olacak. Bağımsız yargının örgütlendiği bir anlayış içerisinde yürüyeceğiz. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Evet.